Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı hemen hatırlatayım. 122 ve 123. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bu videoda toplam 12 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz dersimize başlayabiliriz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Şöyle bakalım. A ve B asal sayıları. Bakın A'da B'de asal. Buna dikkat. A eşittir 17 B eksi 2 A bölü 3 eşitliğini sağlamakta. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada bir içler dışlar çarpımı yaparsanız 3 A eşittir 17 B eksi 2 A olduğunu görürsünüz. Bu eksi 2 A'yı bu tarafa gönderirseniz de 5 A eşittir 17 B'yi görürsünüz. Burada 5 ve 17 asal sayılar. Ve A da B de asal olduğuna göre, A ve B de asal olduğuna göre demek ki burada tek şansımız var. A 17'ymiş, B de 5'miş. İkisinin toplamı sorulmuş. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. İlk sorumuzu çözdük ve geçtik 2'ye. Asal olmayan bir sayıyı ağaç şeması ile en az bir tanesi asal olan iki dala ayırarak asal çarpanlarını ayırmaya asal çarpan ağacı denir. Örneğin 12'yi asal çarpan ağacı ile çarpanlarını ayıralım demiş bize. 6'ya 2, 6 kere 2 12. Bakın burada en az bir tanesi asal, 2 asal. Daha sonrasında 6'yı da 2 ve 3 diye ayırmış, ikisi de asal. 2'yi de burada 2 diye buraya çekmiş arkadaşlar. Böylelikle 3 çarpı 2 çarpı 2. Bakın asal çarpanlarına ayrılmış oldu, 12. 60 sayısı için aşağıdaki asal çarpan ağacı yapılıyor. Buna göre A artı B artı C artı D kaçtır diye sorulmuş. 60'ı 2 çarpı 30 diye ayırırız, A 30'muş. 2'yi buraya 2 diye çekmiş. A'yı da 2 çarpı 15 diye ayırırız. 15'i 3 çarpı 5 diye ayırmamız gerekiyor. Böylelikle A 30, B 15, C 3 ve D 5 olur. Bunların toplamı sorulmuş. 30, 15 daha 45 yapar. 50, 53 gelir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğinde verilmiş dedik. İkinci sorumuza E dedikten sonra geçtik 3'e. Bir A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali. A eşittir A üzeri M çarpı B üzeri N çarpı C üzeri K olmak üzere A'nın pozitif tam bölenlerinin sayısı üstlerinin 1 artırılıp çarpılmasıyla bulunur. 600 sayısının pozitif tam bölen sayısı soruluyor. Öncelikle 600'ü sevgili arkadaşlarım asal çarpanlarına bizim ayırmamız gerekiyor. 600'ü asal çarpanlarına ayırırsanız 2'ye böldüğünüz 300, tekrar 2'ye böldüğünüz 150, tekrar 2'ye böldüğünüz arkadaşlarım 75 geldi. 3'e böldük bu sefer 25, 5'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. Yani 600 sayısı aslına bakarsanız 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesinin ta kendisiymiş. Şimdi üstlere bakıyorsunuz 3, 1 ve 2. Bunların bir fazlalarını alıyorsunuz 4, 1'in bir fazlası 2, 2'nin bir fazlası 3. Bunları çarparsanız pozitif tam bölen sayısını bulursunuz. 2 çarpı 3, 6 kere 4'ten doğru cevap 24 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir dedik. Ve geçtik 4'e. Dördüncü sorumuzda ise K sayısını bize asal çarpanlarına ayrılmış biçimde vermiş ve pozitif tam bölen sayısını da 36 olduğunu söylemiş. Bakın 2'yi 1 artırın 3, 3'ü 1 artırın 4, ikisi de 1 artırıp çarpacaktık ve sonuç olarak da 36 bulmamız gerektiği söylenmiş. Şurası 12, demek ki burasının 3 olması gerekiyor. Böylelikle arkadaşlarım ikisinde 2 olması gerektiğini bulduk. K kaçtır diye soruluyor. Şimdi K'yı tekrar yazalım. 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı. Bakın x'i 2 bulmuştuk, o da 5'in karesi yapar. 2'nin karesi 4'tür, 5'in karesi 25'tir. Bu ikisini çarparsanız 100 gelir. 3'ün küpü de 27'dir. 27 ile 100'ün çarpımı bize 2700'ü, yani E seçeneğini verir. Geçtim 5'e. 495 sayısının asal bölenlerinin toplamı sorulmuş. 495'i asal çarpanlarına ayırıp asal bölenlerini bulmamız gerekiyor. 495 sayısını sevgili arkadaşlarım öncelikle 3'e bölerek başlayalım. 4'ün içinde 1 defa, 19'un içerisinde 6 defa ve 15'in içerisinde 5 defa. 165 sayısı içinde tekrardan 3'e bölecek olursanız 55 gelir. 5'e böldünüz 11, 11'e böldünüz 1 geldi. Burada asal olanlar 3, 5 ve 11'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. 3, 5, 11'in toplamı 19 yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneğindedir diyebilirim. Geçtim 6'ya. 10 çarpı 6 üzeri 2 sayısının pozitif tam bölen tam sayı bölenlerinin adedi 40'tır. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi
10 dediğimiz sayı 2 çarpı 5'tir. 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Çarpı 6 üzeri x de 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir arkadaşlar. Şurası x. Yanlışlıkla 2 yazdık. Şimdi ise şununla şunu çarpalım. 2 üzeri x artı 1 gelir. Çarpı 5 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x dedik. Şimdi pozitif tam sayılarının tam sayı bölenlerinin adedi 40'mış ya. Ben x artı 1'i, 1'i ve x'i birer artırıp çarpacağım. Yani x artı 2 çarpı 2 çarpı x artı 1 diyeceğim. Ve bu da bize 40'ı verecekmiş. Bakın gençler, 2 ile 40'ı sadeleştirdim, 20 oldu. X artı 2 ile x artı 1 arasında bir fark var. Dolayısıyla aralarında bir fark olup da çarpımları 20 olan sayıyı düşüneceğiz. Küçük olanı 4, büyük olanı 5'tir. X artı 1 4 ise veya x artı 2 5 ise x burada 3'tür. Bize doğru cevabı verir. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Ve 122. sayfamızı da böylelikle bitirmiş olduk. Geçtik 123'e, 7. sorumuza. 7. soruda gençler 540 sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi 540'ın tam bölenlerini bulacağız. 540'ı bölen sayılar 2'ye böldünüz arkadaşlarım 270 geldi. Tekrar 2'ye böldünüz 135 geldi. 3'e böldük gençler 45 geldi. Tekrar 3'e böldünüz 15 ve tekrar 3'e böldünüz 5 ve bu sefer 5'e böldünüz 1 geldi. Yani arkadaşlarım 540 sayımız aslına bakarsanız 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi, 3 tane 3 olduğu için 3'ün küpü ve 1 tane 5 olduğu için 5 üzeri 1'dir. Şimdi bu sayının asal bölenleri 2, 3 ve 5 olduğu için normal şartlar altında biliyorsunuz tam bölenleri sıraladığımız zaman negatifler, pozitifler hepsi vardır. Ve pozitif olan tam bölenlerin simetrikleridir negatifler. Ve bunların toplamı da normal şartlar altında sıfır yapması lazım. Ben şimdi bu toplamı sıfır olan sayıların içerisinden 2'yi, 3'ü ve 5'i çıkarırsam neden çıkarıyorum? Çünkü asal olmayanları topla demiş bize. 2, 3 ve 5 asal. Bunları çıkarırsanız toplam değer bunların değerinin toplamının 2 artı 3 artı 5'in eksilisi kadar olacaktır. Yani cevabımız eksi 10 olacaktır. Dolayısıyla cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtim 8'e. Arkadaşlarım 8. sorumuzda P sayısını vermiş. 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel diye. 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu sayıyı 3 faktöriyel parantezine alırsam eğer 1 artı 4 artı 4 kere 5 20 gelecektir. Yani şurası ne arkadaşlarım? 25, yani 5'in karesi. 3 faktöriyel dediğimiz sayı da 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 1'dir. Şu şekilde yazdık. Pekala. Şimdi 2 çarpı 3 üzeri 5'in 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Bunun pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 1 artırdım 2, 1 artırdım 2, 1 artırdım 3. Bunları çarparsanız 12 gelir. Yani birinci öncülümüz bizim doğruymuş. 2'ye bakıyorum. Asal bölenlerinin toplamı 10'dur. Burada asal bölenler 2, 3 ve 5'tir. Bunların da toplamı 10 yapar. Yani bu da doğru. Üçüncü öncülümüz tam bölenlerinin toplamı 0'dır. Tam bölen bütün sayıların tam bölenlerinin toplamı daima 0 olur arkadaşlar. Çünkü negatifler pozitifler birbirini götürür. O halde cevabımız da E seçeneği olur. Geçtim 9'a. M doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali budur demiş. M sayısının pozitif tam bölen toplamlarını da bu şekilde bulabiliriz. Yani mesela a üzeri x bulduk ya burada bir tane. Birden başlıyorsun, yani a üzeri sıfırdan başlıyorsun. A üzeri sıfır, a üzeri bir, a'nın karesi en son a üzeri x'e kadar olan sayıları topluyorsun. Yine b için de aynı şeyi ve c için de aynı şeyi yapıp bunları çarptığın zaman pozitif tam bölenlerinin toplamını bulmuş oluyoruz. 120 sayısının asal olmayan pozitif tam bölenlerinin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle 120 sayısını biz asal çarpanlarına ayırdığımız takdirde 120 dediğimiz sayı aslına bakarsanız 24 kere 5'tir. Yani 5 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 2'nin küpüdür arkadaşlar. Asal çarpanlarını ayırdık. Pekala. Şimdi şu kısım için 5 üzeri 0 ile 5 üzeri 1'in toplamı çarpı 3 üzeri 1 için 3 üzeri 0 ile 3 üzeri 1'in toplamı diyorsunuz çarpı 2 üzeri 3 için de 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 1 artı 2'nin karesi artı 2'nin küpüne geldik durduk. Buraya kadar açıyoruz. Pekala, şu kısım bize 6'yı verir. Bakın bu 1'dir, bu 5'tir. Bu 1'dir, bu 3'tür. Dolayısıyla burası 4'ü verir. Şu kısımda arkadaşlarım 1 artı 2 artı 4 artı 8'dir. Yani burası 15'in ta kendisidir. 4 kere 15 60 yapar. 60 kere 6 da 360'ı verir bize. Şimdi 360 da cevaplarda var ama cevap 360 değil. Neden? Çünkü asal olmayan pozitif tam bölenleri sormuş. Ki ben burada
2 üzeri 1'den 2'yi, 3 üzeri 1'den 3'ü ve 5 üzeri 1'den 5'i de topladım ki bunlar asaldı. Dolayısıyla 360'tan 5, 3, 2 yani bunların toplamını yani onu çıkarırsanız cevabı bulursunuz. Doğru cevap 350 olacaktı. 9. sorumuzun cevabı da Bursa seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 9'u da çözdük ve devam ediyorum 10. sorumla. A sayma sayısı olmak üzere çember içerisinde alındıysa eğer A sayısının sonundaki sıfır sayısı olarak tanımlanıyor. Kare içerisinde alındıysa da A sayısının tam bölen sayısı olarak adlandırılıyor. İfadeleri tanımlanmış. 120 faktöriyelin sonundaki sıfır sayısını bul önce demiş bize. O halde ben 120'yi nasıl buluyordum bunları? Sürekli 5'e bölüyordum. 120'yi 5'e böldüm 24. 24'ü 5'e böldüm 4. 4 artık 5'e bölünmüyor. 24 ile 4'ü topladınız 28. Demek ki içerisi 28'e eşit. Yani 120 faktöriyelin sonunda 28 tane sıfır varmış. Ve artık elimizde sadece ne kaldı? Şöyle kare içerisinde 28 kaldı. Bu da neye eşitmiş? Bunun tam sayı bölen sayısına. Şimdi 28 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1'di. 1 artırın 3, 1 artırın 2, 2 kere 3, 6. Ama bu pozitif bölen sayısı. Bize tam bölen sayısı lazım. Dolayısıyla negatifleri de işin içine dahil etmek için 2 ile çarpıyorsunuz ve cevabı 12 diyorsunuz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı 10. sorumuzun. 11. soru. P1 asal sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor. P artı 2'nin bir tane asal böleni vardır denilmiş bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Her zaman doğru olan sorulduğu için bize P artı 2'nin bir tane asal böleni vardır diyor. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Şöyle düşünelim. Farklı bir örnek düşüneyim. Mesela 13 sayısı. Aksine örnekler vererek bütün şıkları da eleyebilirsiniz. 13 sayısı asaldır. 13'e 2 eklerseniz 15 olur. 3 ve 5 bunun asal bölenleridir. Ama burada bir tane asal böleni vardı demiş. Biz iki tane bulduk. Dolayısıyla A cortlayabilir. 3P'nin bir tane asal böleni vardır. P5 ise yine 3 ile çarparsınız. 15 gelir arkadaşlar. 15'in yine iki tane asal böleni var. Bu da gitti. P karenin bir tane asal böleni vardır ki cevap bu. Çünkü 5 sayısının bir tane asal böleni var. 5. 5'in karesini alırsan başka bir asal bölen olayın içerisinde dahil etmemiş olursun. 25'in de bir tane asal böleni vardır. O da 5'tir. Veya 3 sayısını düşün. Bir tane asal böleni var. Karesini aldın 9. Bunun da bir tane asal böleni var. 11'i düşün. 11'in bir tane var. 11'in karesini aldın 121. Onun da bir tane asal böleni var. Dolayısıyla cevabımız C olacak. P kare eksi 1'in bir tane asal böleni vardır denilmiş. Şimdi P asal da unutmayın. Örnek veriyorum P'yi 5 seçin. 25 olur P kare. Eksi 1 dediniz 24. 24'ün 2 ve 3 diye 2 tane asal böleni var. Bir tane var demiş. Gitti. P kare artı P'nin bir tane asal böleni vardır. P parantezini alırsanız P artı 1 gelir burası. P'yi 5 seçtiniz. Burası 6 oldu. Böylelikle 5 kere 6 30'dur. 30'un 2, 3 ve 5 gibi 3 tane asal böleni var. Bir tane vardır demiş. Bu da yanılıyor. O halde cevabımız kesinlikle C seçeneği olacaktı diyebiliriz 11. sorumuza. Ve geçtik son sorumuz olan 12. soruya sevgili arkadaşlar. A sayısı 18 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Şu 18'i dilerseniz 2 çarpı 3'ün karesi biçimde yazalım. Çarpı 3'ün karesi çarpı 5 diyelim. Bu da 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'in ta kendisidir. Şuradaki 3'leri birleştirdim. 3 tane öncül var, hangileri doğrudur diye soruluyor. Pozitif tek tam sayı bölenlerinin sayısı 10'dur demiş. Şimdi tekleri bulabilmek için çiftleri görmezden geliyorduk. 4'ü 1 artırdınız 5. 1'i 1 artırdınız 2. 5 kere 2 10 yapar. Tek tam bölenleri demiş arkadaşlar. Tam bölen dediği zaman ne yapıyorduk biz? Pozitif dediği zaman 2 ile çarpmıyorsunuz. Tam bölen deseydi sadece yine 2 ile çarpıp 20 bulacaktık. 10 tane pozitif tek tam bölen var. Doğru. Geçtim 2'ye. Pozitif çift tam bölenlerinin sayısı 20'dir. Şimdi çiftleri bulmak için ne yapacağız? İki sevgili arkadaşlarım yine sabit duracak. Hatta şöyle de diyebilirsiniz. Bu 10 tane teki buldunuz ya. Toplam pozitif bölen sayısı ne olacaktı? Şunu da 1 artırıp çarpsaydın. 2 çarpı 5 çarpı 2'den 20 gelecekti. 20 tüm pozitif tam bölenler. 10 tanesi tek. O zaman 10 tanesi de çifttir. Burada bize 20 demiş. Yani yanlış. 5'in katı olan pozitif tam bölenlerinin sayısı 2'dir. 5'in katı olanları nasıl bulacağız? Bu sefer 5'i siliyoruz. Şunu 1 artırdınız 2. Bunu 1 artırdınız 5. 2 kere 5'ten 10 gelir. Burada 5'in katı olan pozitif tam bölenlerin sayısına 2 demiş. 2 değil 10 olacaktı. Bu da gitti. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet. Gençler 123. sayfamızı da böylelikle bitirdik.
Sonraki sayfamızda 124 ve 125. sayfalarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.